Selamlar arkadaşlar, ben Blueberryton. Bugün birlikte Pirates Outlaws oyununun yeni bölümüyle beraber 3. kısma gelmiştik. Aksiyonumuz 65, biraz doldurmamız gerekecek. Canımız dolu ama dikkat edersek güzel reliklerimiz de oldu. Şu ikisini de açar da ekstra şeyler alabilirsek sonradan güzel olur ama nasıl açılıyor bilmiyoruz. Belki oyun dışıdır, her neyse. Son görevimiz de patronu yenmekti 3. kısımda. Şimdi burası 6 istiyor, burası 5, 9. Ama bir yolumuza bir bakalım. Şurada han var. Han'a gitmek için 5'ten gidersem şu kısma girip buradan geçebilirim. Etkinliğe girersem markete giderim. Şuradan gidersem şöyle gelip etkinlik buradan markete giderim. Marketten küçük yere geçip büyük savaş etkinlik. Bayağı bir han'a ulaşmak için çok beklemem gerekecek. Aksiyonum belki azalır. O yüzden biz şöyle yapalım. Burası büyük savaş olabilir. Şu küçükten gideyim, şuradan gideyim, oradan da han'a gireyim. Han'dan da marketten gidebilirim. Ama marketten bir şey almam büyük ihtimalle. O yüzden ortadan gidersem şuraya çıkıp buradan da şu han'a girersem buradan şu etkinlik alanlarından birine gidebilirim. O yüzden şu ortadan gideceğim. 5 aksiyon. O büyük kalkanlı biri geldi. Bir de şu arkadaki de o topla çok yüksek hasar veriyordu. Şimdi 30 hasar veriyorum aslında şu yetenekle. Direkt bununla başlayabilirim. Aslında kritik de var. Şöyle yapsam. Şunu seç. Aslında kritiğe hiç gerek yoktu ama şunu kullanalım. 9 kaldı. Diğer kritikle de şu mermi basalım. Şunu alalım. Bunun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum da buna şimdi bir an önce bir şey yapmam gerekiyor. Bu tur bir şey yapmayacak. Bir sonraki turda da yapmayabilir. Sonraki tur yapıyor. Yetenekleri iyi kullanmak lazım. Evet, şimdi şu hızlı şeyle iki kart çekme şansım olacak. O yüzden bir hakkımızı ona tutalım. Şöyle bir kalkan basalım. Sonra şunu kullanalım. Hem 8 vuralım hem 2 kart mermi geldi. Güzel. Şununla 10 vuralım. 6 kaldı. Şununla da kritikle işini bitirelim. Hiç hareket ettirmeden bitirdik. Şimdi diyor ki bir daldaki iki kuş ya da bir taşta iki kuş olayı menzilli 9 hasar ver. Hedefe ve düşmana arkasındaki düşmana da ve arkasındaki düşmana da aynı şekilde hasar veriyorum sanırım ikisine birden. Ya da hedefin arkasındakine direkt vuruyor. Evet, bakın önündekini bırakıp ya ikisine de vuruyor ya da arkasındaki. Ama şey diyordu burada, bir taşta iki kuş dediğine göre ikisine de vuruyor. Körlüğü alırsan direkt gelişmiş geliyor tabi yakın dövüşler herhalde ondan. 2 tur körlük. Arkadan saldırı alırsam 6 hasar ver. Ama bu şey galiba, bu normal yetenekmiş. Bu yakın dövüş 6 hasar ver. Eğer düşman ölürse 6 can bas diyor. Şimdi bu iyiymiş, son hamleye bırakılırsa ama genelde bırakmayız. Şu ikisine birden saldırmak iyiymiş. Arkasındakine de vuruyor. Bir bakayım şöyle. Ben yine de şunu alayım. Arada can doldurma ihtimalimiz olabilir. Belki canı az birini yakalarsam ama düşünüyorum almasak mı diye de. Yani illa bir şey alacağız. O yüzden hem de şey gümüş de harcamak istemiyorum şu an. Şunu alayım. Atmam gerekirse de atabilirim. Şimdi şu tarafa gideceğim. 8 aksiyon istiyor ama buradan hana geçip oradan da şu etkinlik alanlarına gireceğim. 8 verelim. Bu şeyler iyi oldu aslında. Birliğimizde 4'e çıkarmak, mermilerde 2 doldurmak çok işimize yaradı. Şu 2 taş getirecek bize. O yüzden 2 mermi. Şöyle yapalım. Bir zırh basalım. Şu arkadakini hiç bilmiyorum. Sonra şununla arkadakine saldırayım. Öndeki biraz beklesin çünkü o çokça zırh basacak. Vurayım hem de 2 kart çekeyim. Güzel. Şu mermiyi doldur. 14 fırlatalım şimdi. 27 oldu. Güzel. Sonra şununla bir zırh basalım. 15'e çıkardım. Şununla da arkadakine yine vurayım. 7 ile geliyordu. Bayağı 15 zırhım var. 2, 2, 4 de böyle alacağım. 19 olacak. 7 gidecek. 12 zırhım kalacak. Bu kendine kaç zırh basıyor? 20 mi acaba? Yok, bu buna 6 zırh bastı. Bir yine zırh basacak. Şimdi bir mermi eksik, sorun yok. Bununla öldürürsem can da basıyordum ama canım dolu şu an, güzel. Şimdi şununla 2 kere 6 diyordu. Şunu vuralım. 15 kaldı.
Şu yakın dövüşü ona vuramam tabi. Şu mermiyi doldur. Şunu şöyle kullan. Şunu da o zaman kullanacağız şimdi. Bir dövüş. Mermiyi de doldur geç. Şimdi zırhım bitti. Canım tam dolu ama bu 24 ile geliyor. Bu zırh basıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Kritiği bir açalım. Güzel. Şimdi bu 5 kere 6 30'lu. Öndekini bitirebilirim ama arkadaki bana 24 hasarla geldiği için onu bir aradan çıkaralım. Şimdi mermim yok. Şununla bir 10 vuralım. Güzel, 13 kaldı. Kritik vurduk sanırım ya da dikkat etmedim. Güzel, canım tam dolu. 2 de zırhım var. Şu mermiyi basalım. Şununla vurup 2 de kart çekelim. Güzel, 3 canı kaldı. Şunu da doldur. Şey gelmedi atış. O yüzden zırhları basalım. Üstüne de mermileri dolduralım. 17 zırhım var. İyi, 6 vuruş bir şey yapamadı. Tamam. Artık şununla da işini bitirelim direkt. Hatta direkt bununla değil, can doldurmayla bitireyim. Ama zaten canım tam dolu ama olsun, yapmış olayım. Bakın 6 can basıyordu. Dolu olduğu için basmadım. Şimdi bu, bakın 7 vuruyormuş ama kaç kez bakalım. Diyor ki, bütün mermilerin çarpı 7 hasar diyor. Yani 4 mermim doluysa 4 x 7 28 vururum. Kritik gelirse 56 vururum. Ama hepsine vursaydım bakın ayrıca güzel olurmuş. Bu diyor ki bütün yakın dövüşlerim kritik hasar verir bu tur için diyor. Hem de 2 mermi harcayacağız. Bakın şu yetenekten bir tane daha. 6 kere 5 vuruş. Hangisini alacaksın diyor. Bunu alırsam 3 mermiydi bu. Bu bakın bu 6 x 5. Bu 3 mermiyle, bu 4 mermiyi harcarsa 28 vuruyor, 3 mermiyle 21 vuruyor. O yüzden şu alayım ben. Kılıççıyı almayayım, şunu alayım. Aslında bu gelişmiş, bunu alsam. Bütün yakın dövüşler kritik vuracak bundan hemen sonra da onu istemiyorum. Şunu alayım, en azından atma gelirse bunu da atabilirim, bir tane var diye. Değiştirebilirdik tabii. Şimdi şu hana bir girelim. 47 kaldı. 100 vereceğim. Şunu doldur diyeceğim. Sona kadar ulaşabilelim. Canın dolu diyor zaten. Satacağım bir şey var mı? Bakalım. Şimdi şu kalsın, kalsın, kalsın. Bunlar kalsın. Kaldıracağım bir şey. Tamam. Şimdi kaldırma olayına gelelim. Şimdi bir bakalım. Şu arkadan saldırmayı şimdilik tutayım da. Neredeydi o bizim? Bir bakayım. Aa, onlar ha, buradaymış, tamam. 6x5 burada. Baraj. Diğer var mı bakayım, baraj burada bir tane daha olması lazım ama ben onu geliştirdim. Ya ben o şeyi almadım mı acaba? Bir dakika. Bir bakayım. Şimdi ben şundan bir tane daha aldım. Ama niye görünmüyor? Bende bundan bir tane vardı çünkü. Ha şu, pardon, bununla karıştırmışım. Zincirleme atışa benziyor diye. Şunu çıkaralım. Bu 6 kere 5 buraya, bu 5 kere 6. Şunu çıkar. Tamam, şu bir tane bana yeterli şu an. Gerçi ben onu geliştirseydim o daha etkili olurdu belki. Çünkü bunun gelişmiş hali böyle. Neyse, dursun. Sorun yok. Hemen devam. Şimdi şu etkinlik alanından hangisine gideceğimize bakalım. Buraya gelirsem ortadaki büyük yere gidecek. Şurada en azından marketin içinden geçerim. Bir savaş eksik yaparız. Şuradan 5 aksını. Ne diyor bakalım? Gizemli bir adam bize bazı şeyler, malzemeler satacağını söylemiş. 30 şeye, gümüşe ya da 50 gümüşe alabiliriz. İki ayrı nesne var. Ne olduğu belli değil. 50 gümüş verip alırsam, relik gelirse buradan bir şey çıkarmam gerekecek. Ya da param gidecek. Riske gireceğim. Belki güzel bir şey çıkar. O 3 tane kart verdi. Çok güzel, 50 verdim. Şu can dolduruyordu zaten tek kullanımlı. 40 dolduruyor, gelişmiş. Şu hortum tek kullanımlık yine. Hepsine 20 hasar. Patrona saklarım ben bunları. Bu da tentacles'da, yani ahtapotun kolları da tek kullanımlık. 40 hasar. Ben bu üçünü de patrona saklarım ama birini mi alacağız? Birini alıyorsak 40 can doldurmaya alalım biz. Bu 40 hasar veriyor.
kritikle etkilemez herhalde yetenek. Bu da hepsine 20. Ben şunu alayım. Tamam, bir tane alıyorum. Şimdi üçünü de alabiliyorum sandım ya. 40 can doldurma hakkım da oldu. Patron da işimize yarar. Şimdi dikkatlice gidelim. Markete bir uğrayalım. Şimdi 5 gümüşüm var zaten. Bunları alamam ama bakalım. Bu yine bildiğiniz fıçı, barut fıçısı. Bu delici atış gelişmiş olarak 12 hasar veriyor. Doğrudan zırhı geçip kendisine vuruyor. Bunu alırsak rastgele gelişmiş yakın dövüş kartı veriyor elimize. Ve bu elimizden gidiyor. O da bir kere kullanmış oluyorum. Bu istiridi içinde inci var galiba. 5 zırh veriyormuş. Ne zaman diyor? 10 veya daha fazla hasar alırsam. Tek saldırı. Çekici alırsam 2 tane rastgele saldırı kartımı geliştiriyor. Ne zaman diyor bunu rally'i elime alırsam. Geliştirmeyi açarsam da zaten yapamam şu an. 50 yok. O yüzden burada işim yok zaten. Burayı geçiş yeri gibi kullandık. Hemen bir sonraki savaşa geçelim. Yavaştan ilerliyoruz. Şimdi şu aradaki iki tarafa da dikenli böyle bakın şeyleri var. Kalkanı var. Şimdi ben şu öndekini bir halletmem şart. Şunu bekleteceğiz. Şu özellikle duracak. 40 can basma. Şimdi şuradan bir kalkan basalım. Şuradan da bir kalkan bas. Şu mermiyi bas. Şu yakın dövüşü kullan öndekine. En azından bir zırh bastım. Güzel. Arkadaki de 4 de geliyor. 9 vuracaklar. Şimdi buraları halledip patrona kadar o kartı kullanma, bekletmem lazım. 4 mermim var. Güzel. Şimdi şu öndekine vur. 25. 10 daha. 15. 6 daha. Güzel. Devam. Şu an bir zırhım var. 4, 11. Bu da 15. 26 ile geliyorlar. Şunu çıkarabilirsem aradan ki şu kritiği al. Ondan sonra şu 30 vuruyor. Bunu saklayacağım. Şu 6'yı bir vur. 10 kaldı. Şimdi şunu vurursam 2 kere 12'den bunun işi biter. Mermim yok ekstra. Şimdi bu 15 vuruyor. Kalkanım da yok. Bunun ekstrası var. Şunu kullanırsam 30-40 şunu bitiririm ama bu 4 vuruyor, bu 15 vuruyor. O yüzden şunu kullanalım. Mermim en azından biraz elimde kalsın. Bu turu geçeceğiz. 7 artı 4, 11. 4 gelecek buradan. 5, 6 hasar edeceğiz. Tamam. Sorun yok. Şimdi 1. Bu güçlendiriyor. Bu 8 de geliyor. Şu kalkanı bir bas. İkişer de bunlardan 10 eder. Birini öldürürsek 8 eder. Bu hallolur. Şu arkadakine saldırmak istiyorum. Şimdi iki kart çekme olayım var. Arkadakine bir saldır. Güzel, kritik vurdum. Şimdi şununla direkt 14 vuruyor ama kritiği bir açı ama mermim yok. Mermim yok, o yüzden geçeceğiz. Şimdi ekstra aldım. Güzel, hasar yemeden. 7 can bastı ikisine de. Şu mermiyi doldur. Şu kalkanı bas. Şu mermiyi tekrar doldur. Şimdi şunu bir vuralım. 17. Şunu da öndekine vuracağız tabi. Yine ona çıkacağım. Hasar yemeyeceğim. Güzel. Şunu en sona bırakıyoruz. Tankı. O mermiler geldi. Güzel de çekebilecek bir şey gelmedi. Şöyle vuralım. O buna vurunca bana da hasar geliyor sanırım. Şeyden dolayı. Şu arkadakine 11 kaldı. Şunu da doldur. 11 hasarla geliyorlar. Şu kritiği bir açalım. Şimdi 2 kere 12 vurup şu arkadakini bitirebilirim. Şununla da ekstra kalkan basayım. En azından 7 hasarla geliyor. 2 de bundan gelir. Bize hasar veremez. Mermim de yok zaten ama tek kaldığı için biraz daha rahat gideceğim. Şimdi 8 hasarla geliyorsun. Şu zırhı basalım bir. 10 olduk. Ekstra bir şey şu an yapamıyorum. Şunu yapabilirim. Güzel. Şimdi şu kritiği bir kere daha açsam diyorum ama şimdi şunu vurursam bana hasar geliyor mu merak ettim de şunu bir basalım. 9. Bir bakalım. Benim can 65, bu da 9. Evet, bakın düşüyormuş. 5 düştü.
Her vurduğumda böyle gidiyormuş. Buna dikkat etmek lazım. Şu kritiği açamıyorum. Bunu da kullanamıyorum. 6 hasarla geliyorsun. Mermiyi bir doldur. Şuradan da bir zırh bas. Güzel. Şunu bir vuralım. 7'ye düştü. Şunu bir kullan. Şimdi şu 2 kart çekiyordu. O güzel. Şu 30 vuruyordu. Bunu şimdi kritikle beraber 60 vuracak hale getirelim. 14 kaldı. Güzel. Şimdi vurunca biraz hasar yiyeceğiz belki ama olsun. Böyle hasar yemedim. Zırhım varken yiyorum. Böyle yemedim. İlginç. Şu zırhı basalım. Zırha vuruyor ama şeye vurmuyor. Cana vurmuyor. Bu iyi bir şey. Her şey mermim yok. Devam. Şu mermiyi doldur. Şu silah ateşine. Güzel. Şimdi temizledik. Ne diyor? Buradan 31 aldım. Harika. Şimdi pression fırlat diyor. Pression dediği ne acaba? Bir şey fırlatıyoruz. Yakın dövüş. Hedefimdeki düşmana 5 hasar veriyorum ve de 2 körlük etkisi. Ayağına ok atıyorum sanırım burada. 7 hasar veriyorum. Eğer hedef bana bu tur saldırıyı seçerse 2 zayıflatma etkisiyle %25 hasar az verecek. Bunu seçersem altın kalp %20 daha fazla toplarsın gümüş diyor ama yani bu dakikadan sonra çok fark etmeyecek ama bunu alsam da zaten yerim yok relik koymak için. O yüzden bunu alıp bir şey seçmeyeyim diyeceğim de illa bir şey seçlerse bir tanesi gider elimden, o kötü olur. Ama olup olmadığını öğrenmek için seçeceğim. Seç diyor, yok geçebiliyormuşum, iyi geç dedim, onu almadım, güzel. Bir şey almadan geçme imkanı gibi oldu. Şimdi 81 var elimde, düz devam edeceğiz mecburen, bir savaş daha şimdi. Yine bu geldi de şu arkadaki, bakın azaltma yapıyor bu kalkan. Şu arkadakini bir halledelim de, bu saz çalıyor. Tehlikeli bir şey yapabilir bu destek elemanı. Şimdi bu yakın dövüşmüş. Önce bir zırh basalım. Sonra şu yakın dövüş. Buna vuruyoruz tabi. Şunu da vur. Devam. Ne yaptı o bize, bakın şöyle kart yolladı. Lanet kartı, oynanamaz, 7 hasar alırsın diyor. Ne zaman bu kartı çekersen 7 hasar alırsın. Turun bittiğinde gider diyor. Biz şimdi 7 hasar aldık o yüzden. Şu kritiği bir aç. Şu 30 vuruyordu. Şunu bir kritikle beraber şunun işini bir bitirelim. 4 kaldı. Şunu da vur. En azından ondan kurtuldum. Şimdi sendeyiz. Turu bir geçelim. %25 fazla vuracağım dedi. Bana da zayıflatma atacak. Mermiyi bir doldur. Şimdi şununla da 2 kart çekiyordum hem. Şu kritiği vur. Güzel. Can da doldurduk. Doldurdu. Yalnız can neden doldurdu onu merak ettim bunu vurunca. Bizim can dolduracak neyimiz vardı? Her neyse ona sonra bakarım. Şimdi bıçak fırlatma, şunu bir yapalım. Güzel. Onu kullandık. Şimdi 2 mermim var. Şu saldırı yapmıyor bu tur zaten. Şununla 2 çarpı 6 vuralım. 18 kaldı. Geçelim. Yine bundan yolladı bakın. Hasar verdirdi. İşte ben ekstra zırh aldığım için 2 de ona gitti sanırım. Hasar olabilir. Şu kritiği aç. Açarım ama sonra yapacağım bir şey yok. Tam kritiği açmış olalım. %25 fazla hasar seçti. Şimdi bakın soru işareti, sürpriz de geliyor bu. Ben şununla işini bitireceğim de şu mermiyi bir doldur. Güzel. Şimdi tentacle yine şu olaydan geldi. Bu tek kullanımlık. 20 hasar veriyoruz. Bunu alabilirim. Şu gelişmiş geldi. Bir tane mermi azaltırsın diyor. Bütün kartlardan bu turluğunu. Ben bunu tek sefer kullanıyorum. İhtiyaçları bir azaltıyorum. Bu zincirleme savurma hasarı. 5 hasar ver tüm düşmanlar. Şunu alalım. Bunu da patrona saklayacağım. Yine ahtapot kolları, güzel. Şimdi şu
bilemediğim yere doğru bir gideceğim bakalım. Burada ne var? Şu etkinliğe bir gidelim. Şimdi burada diyor ki acıkmış bir kadın varmış. Evet bakın bayağı bir yerlere düşmüş. Belinde kılıç, belinde böyle kancalar falan yerde. Ona yiyecek ver diyor. Maksimum canımdan bir gidecek. Sorun yok. Onu soyabiliyormuş ya da ayrılıyormuş. Verelim. Hemen. Maksimum canımızdan bir gitti. 65'e düştük. Evet şimdi biz ne diyor? Aa, bize 50 altın vermiş. Sağ olsun bakın bu güzel. Sadece bir gitti mesela. Daha da fazla gitse yine verirdik. Hani böyle de hani açtı hani karakteri bırakmamak lazım. Güzel. Buradan da 50 altın çıktı. Yani gümüş de diyebiliriz. Bir sonraki etkinliğe gidiyoruz. 9 buraya gidiyor. Bakın bayağı gitti. Biz baş 40'larda falandık. Yani iyi ki almışız. Diyor ki bizim bakın bu kötü. Bizim paramızı çalmış maymun. Neyse ki reliklerden çalmadı. O önemliydi. Bu önemli değil. Al bakalım. Hepsine gitti. 111'i götürdü. Peşinden gidersem 3 canım azalacak. Ama belki bir sürpriz olur da daha fazlasını kaybetme riskimiz olabilir. Ben bunun peşine düşmeyelim diyorum. Burada ayrılacağım. Çünkü patrona yaklaşıyoruz. Bir de üstüne bunları kaybetmeyelim. Çünkü bir maymun bunu yapıyorsa burada bir sürü maymun olabilir. Başka her şeyi alabilir. Hiç riske girmiyorum. 111'i bıraktık. Şimdi şu market var. Burada savaş var. Marketin içinden geçip gidelim. Geçerken bakalım. Zaten hiçbirini alamayız şu an. Yükseltim de yapamayız. Ne var diye değişik bakıyorum. Mesela burada neymiş? Reopen wound. Ne diyor bakalım? Hedefe sakatlık ekliyoruz ama çift hedefe falan diyor sanırım. Ya da çift sakatlık. Şundan daha önce gelmişti yine önümüze bir testi vardı. İçinde bir şey vardı. Diyordu ki atılmış destenden bir kart çek eline al. Bunu bir kere kullan. Bunu atıyorsunuz. Onu da bir kere faydalanmış oluyorsunuz. Kemik bıçak. Yakın dövüş hasarını bir arttırır. Burada bir alkol var. Bunu alırsanız da 5 maksimum canınız artıyormuş. Bir de geliştirme var. Devam. Burada bitti işimiz. Şimdi bakın çok az kaldı. Şu savaşı geçersek oradan han, oradan da orası. Haydi bakalım. Bu savaşı geçebilirsek güzelce canımız doluyken büyük avantaj. Şimdi şöyle yapacağız. Önce şu 9 zırhı basalım. Sonra şu yakın dövüş hasarını vuralım. Ondan sonra şu 2 kart çekiyordu. Şunu bir kullanalım. Güzel. Şimdi şunu sonra yasaklıyoruz zaten malum. Şunu da. Şu 14 ile direkt aslında şunu bitirelim. Şu aradan çıksın. Şimdi bu delici hasar yapıyormuş bakın. Buna dikkat etmedik. Direkt zırhın arkasına bize vuracak. O kötü bir şey. Şimdi bu 80'miş. Bunu buna vurursam, bunu da harcamak istemiyorum da. Direkt bana vuruyor işte o kötü. Kritik aç. O zaman kritikten faydalanacağız. Şimdi şunu en son aslında saklamak lazım da işini bitirirsem. Şunu aç, şunu vur, şunu da doldur, devam. Şimdi güçlendirme yapıyor da benim canı 10 düşürmüş oldu. Şunu bir vur, bıçak fırlat. Şuradan şimdi 18-36 vurur, bu 30 vuruyor. Kritikle 60 vurur, bunu kullanalım, işi bitsin. Güzel, onu da bu şekilde kurtardık. Canımız da doldu tekrar. Ama bu canımız neye göre doluyor acaba? Şimdi o da ilginç. Şimdi Olin hepsi birden diyor ki sen diyor 12 hasar ver bütün zırhını kaybet ve de diyor bu tur tekrar zırh da basamazsın diyor. Direkt 12 vuruyorsunuz ama bütün zırhınız da gidiyor ve tekrar zırh da alamıyorsunuz. 3 atış bunu seçersen 3 kere 3 vuruyorsun diyor menzilli. Bu gelişmiş halde bir menzilli kart 9 hasar veriyorsunuz. Eğer diyor hedef bu tur saldırı yaparsa 3 zayıflık ekler. Hangisini alacaksın diyor. Şöyle bir bakalım. Şunu alırsam bu bir de yakın dövüş kartıymış. Hani bunu almayacağım. Ben şey yapar, sorun yapar. Şunu alalım. En azından zayıflatması da var. Şimdi şuradan ona buraya geleceğiz. Sonra da patrona gideceğiz. Güzel. Sona geldik. Şimdi yüz vermeme gerek yok. Zaten bitiriyoruz. Bunu doldurmayacağız ama zaten yok. Canımız dolu. Satacağımız bir şey yok. Buradan bir şey satmayacağım. Kaldıracağım bir şey zaten yok gümüşümüz. Artık patrona gidelim. Güzel yetişti. Şimdi bakalım.
Evet, bakın bunun bir kere topu var elinde, atış yapacak büyük bir şey. Elinde bakın güllesinde tutuyor. Bu yerinden de oynamıyor. Şimdi şundan bir kurtulacağız önce. Ama şöyle yapalım. Şimdi bundan kurtulmam lazım. Kritik açabiliyor muyum? Açamıyorum ama iki kart çekebiliyorum. Şu kalkanı bir basalım. Üstüne de şunu oynayıp iki kart çekelim. Şunu vuralım. İki mermiyi doldur. Şimdi şu 20'yi buna vurursam bunun aslında işi neredeyse bitecek hale gelir. Bunu buna kullanalım. Güzel. Bu buna eğer güçlendirme can basma yaparsa artık onda yapacak bir şey yok. 40 can basmam bekliyor. Şu kritiği buna basacağım ama ona vuracağım turda basmam lazım. Şimdi şu direkt 30 vurabiliyorum ama önce şu yakın dövüşü şunu bitir. Tamam, şu tek kaldı önümde. 14'te zırhım var. Zayıflatma yapacak. Şu an %25 fazla da vuruyor ama şunu kullanırsam zayıflatması da vardı. Şunu bir kullanalım. Güzel. Şimdi şunu 5x6 30. Şimdi kritik şey gelmedi. Gelseydi daha fazlaydı da bunun canı da 300'müş. Çok dikkat etmemiz gerek. Geçelim turu. Ne yaptın? Oo, bu turda bana her vurdu kritik gelecek. 25 yani 50 ile geliyor. Çok fena. Şimdi bunu direkt vurursam 36 vururum. Şöyle. Sonra şunu alalım. Şunu kaldırabilse, demek ki böyle bir olumsuzluk kaldıracak bir şey de lazım bize. Şöyle 14. Şöyle 10. Bu kötü oldu. 33'e düştüm ama bakalım ne yapacağız. Şimdi şu kritiği basalım. Güzel. Şuradan mermiyi doldur. Şunu bir kullanalım. Şimdi şunları kullanırsam kritik bunlara gidecek. Sağlam şeylere saklamak istiyorum ama bu tur saldırı yapıyorsa ekliyordu zayıflığı, unuttuk. Bu tur saldırı yapmıyor. O yüzden bunları kullanmayacağım şimdi. Tamam. Şimdi şu yakın dövüşü bir vuralım. Güzel. Şu kritiği açabilirim. Aslında bunu önce basıp bunu kullansaydım daha iyiydi ama olsun. Şimdi şunu basalım. 5 oradan can gitti. Şimdi şu bir kere 60 vuracak. Can da bastı bize. Güzel. Bu neye göre can bastı acaba? Şimdi ben bunu merak ediyorum. Vuruyorum. Üstüne can basıyor. Şunu alalım. Yine vur. Bakın yine can basıyor. 3-3. O nesnede anlayamadığım bir şey mi var acaba? Mesela bizim şey vardı. Vurunca 10 veya üzeri hasar alınca bir şey yapan bir kart vardı. Bizimki de herhalde relik öyle can basıyor herhalde yüksek vurunca. Neyse geçelim. Bu tur zayıflatma yapacak. Yine bize kritik ekleyecek herhalde. Evet. Yine 25 ile geliyor. Bu kötü. Ama 40 can basmam var. 50 ile geliyor. Şimdi şu mermiyi bir bas. Sonra şu zırhı bas. Şu zırhı bas. Sonra da şunu kullan. İki kart çek. Şöyle. Güzel. Bir mermi. Şunu al. Şimdi bu da 18 vuracak. Şöyle. Şimdi 19 buradan. 2 de oradan 21. Canımıza göre şunu kullanırız. Sonra 20 kaldı. Şu mermiyi doldur. Şununla iki kart çek kullanıp. Ama önce şununla bir... Yok, bunu kullanmayayım. Şunu kullan. Zırh gitsin. Bir daha zırh gelir belki. Şunu da kullan. Mermi gelmedi. Şu saldırı yapmadığı için bunu vurmama gerek yok. Zırh basayım. 15. Biriksin. Şimdi can basma kartı gelmedi. Ama zayıflatma basacak bize. Sonraki tur saldıracak. Şu mermi. Şu kritik. Şu 30'da 60 vuralım. Ha, vuramıyorum. Mermim yok. Şunu vur. Şunu da vur. 12 vurdum. Bir kritiğim de dursun. Zayıflatmayı şimdi attı. Şimdi benim can gelmesi lazım. Geldi. Güzel. Şimdi bu turda kurtarabilir miyim? 19 orada var. Şunu bir bas. Kritiğim de var. Şuradan 2 kart çek. Güzel. Kritiğimin ikisi de gitti yalnız. Bir tane miydi? 2 taneydi. Şunu basalım. Şimdi 19 var. Bu 38 vuruyor. 68, 76. 20 desem 56. Demek ki 57 vuracak. O zaman şunu basmak zorundayım. Şöyle.
Tamam, canı doldurdum. En azından beni götürür. Şunu da vuralım. Şunu da vuralım. Güzel. Kritiğin birini harcadık. Devam. Güzel. En azından orada 46'yı da kurtardık. Şu mermiyi doldur. Şimdi 2 kere 12 vuracağım. 1 kaldı. Şunu doldur. Şu zırhı bas. Şu zırhı da bas. Az kaldı. Güzel. Şimdi şununla da direkt işi bitir. Böylelikle de kazanmış olduk. Görevi de bitirdik. Evet, tamamladık. Yalnız Pirate Bay'deki ilk kısmı tamamladık. Daha diğer kısımlar var. Güzel. Bu iyi oldu. Buraya geçebiliyor muyum direkt? Güzel. Oo, bayağı bir şeyler yaptık. Çok iyi oldu bu geliştirmemiz. Bayağı tamamladık. Üçünü de hallettik. Bize buradan ne kadar şey geldi? Şöhret puanı. Onu da görseydim. 5 tane de kaldı. Ne diyor bir ipucu? Haritada patronu gördüğün zaman ne diyor? Bu avantajı kullan diyor. Strateji yap diyor. Hani testten de diyor. Zaten mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. 18 savaş, 10 etkinlik, 6 kere han, 5 kere markete gitmişiz. 5 tane şimdi kart aldık. Güzel. Hemen bakalım. Şimdi cephane oluşturma diye bir şey var. Diyor ki 2 cephane doldur. Sonra da bütün cephane bir sonraki tura geçtiğinde kaybedersin. Bu çok iyi bir şey değil. Bu kalkan duvarı direkt 20 zırh veriyormuş bakın 3 mermiye. Bu kumar, bunu seçerseniz yetenek diyor ki elinden bir kartı at ve de attığın kadar kart çek diyor. Elinden kartlarını at, kaç tane atarsan hepsi kadar çek. Bunu bir kere kullanıyorsunuz, bir sonraki oyuna kadar. Taktikler kitabı, rastgele yetenek kartı ekler senin eline diyor bir yetenek kartı, güzel. Ama bir kere kullanıyorsunuz bunu. Kanla ödeme, 3 can kaybet, bir kart çek. Sonra da diyor bu tur eline tekrar dönsün. Herhalde şey mi diyor? Bu kart senin eline tekrar dönecek diyor herhalde. Ve bu bir sonraki geldiğinde mesela 3 kaybediyorsak 4 kaybediyor olacağız. Sonraki ne 5. Yeni oyuna geldiğimizde yine 3'e düşecek demek ki. Bu her bir kullandığımda daha fazla kan isteyecek. Böyle de kartlar açıldı. Hemen şöhret puanımıza da bakalım. 730'a çıkarmışız. Güzel. İyi ilerliyoruz. Görevleri bir kontrol edelim. Şimdi şunu tamamladık. Bakın bir ödül kazanmışız. Şunların hepsini yaptığımız için neymiş bakalım. 200'de şöhret verdi. Güzel. Ve bunu tekrar da edebiliyoruz. İyi. Diğer görevlere de gidebiliriz. Mesela bir sonraki görevi yeni bölümde seçeriz artık. 930 olduk. Onu da hallettik. Bir de karakter açtık. Şuradan karakterleri bakın sırayla açacağız herhalde. Hangileri kilitli mesela tıklayınca nasıl görüyoruz? Ha bakın şurada görünüyormuş. 9999 bu yüzükten toplamamız gerekiyor. Şöhret mi diyelim artık. Mesela şuna bakayım. Bir sonraki 1500 diyor. Bunu böyle de açabiliyoruz ya da görevle falan mı? Şimdi şu karakter açıldı. Farkına bir bakalım. Mesela bizimkinin 50 canı vardı. 3 mermisi 150 gümüşle başlıyordu. Bunun mermisi 2 ile başlıyor, canı 60 ile başlıyor. Ek özelliği bizimki her tur bir mermi dolduruyordu. Bu zırh alamıyormuş üstüne ama %25 verdiği hasarın %25'e kadar can çalıyormuş yakın dövüşlerde. Ama canı %50'nin altına inerse bu benim çok hoşuma gitmedi. Öteki bence daha iyi. Ben o yüzden ondan yanayım. Diğerleri de tabi şuradan özelliklere bakıp beğendiğinizi alabilirsiniz. Bir de bu karakterin kartları ne ona bakalım. Şimdi bunun yeteneği bu. Buradan tabi görünüm falan da açabiliyoruz böyle değişik. Kartlarına bakalım. Şöyle bir savurma hasarı var. 7 hasar veren. Şöyle bir mermili bir tabancası var. Yakın dövüşe tabi ağırlıklıdır bu karakter. Şöyle bir teknesi var. Şu direkt vuruş var. 5 hasar veriyoruz ve arkasındaki düşmana da kritik. 2 mermi, 2 tane hız hareketi var. Sıyrılma şansı veriyor. %50 ihtimalle düşman ıskalıyor size. Bir de öfkeli bir durum var. 2 mermiyle sonraki saldırımız, saldırı kartımız
%100 olarak can çalıyormuş. Bakın bu harika bir kartmış. Bizim ötekine bu gelse o yüksek hasarlarla canı acayip doldurur. Bu iyi. Bu güzelmiş. Başka da herhangi bir şey görünmüyor. Bu karakterlerde böyle. Bir de deste açılmış galiba. Bakalım. Neymiş? Şu deste açıldı bize. Şimdi bu taş kağıt makas neymiş? Mesela makas 5 ila 10 arasında bir hasar veriyor yakın dövüş. Bu 7 hasar veriyor. Kritik vuruş yapıp zayıflatıyormuş galiba. Ya da kritik vurursam eğer yapıyor. Taşı seçersek de bir mermiyle kullanılıyor. 3 yakın dövüş hasarı veriyor bu tur. Boks eldiveni de yakın dövüş hasarına 1 ekliyor. Tur bitene kadar geçerli olacakmış. Her yakın dövüş saldırısı kartı kullandığında muştayı kullanırsak da rastgele bir yakın dövüş kartı elime veriyormuş her savaş başladığında. Bu ikisi de relik oluyor. Tamam, bu da tamam. Burada başka bir şey kaldı mı? Şimdi şu açıldı. Şu mesela 2000 istiyor. Diğer desteler. Bunlardan da ekstra şeyler çıkacak. Şurada gelişimler var. Mesela bu neymiş? %10 maksimum canımı arttırıyormuş. Mesela 50 ile başladıydı öteki karakter. 55 olacak demek ki. Ticareti açarsam markette %10 indiririm. Gemiyi açarsam 20 maksimum aksiyon puanı. Bunu alırsak bir tane tükenebilir kart veriyormuş her oyunun başında bize. Bir tane relik slotunu bu açıyormuş. Güzel, bakın bu 8000. Maksimum canı 5 arttırıyor. 50 başlangıçta fazladan gümüş. %10 ticaret indirimi ve de sadece arenalarda geçerli. Şampiyon alırsam destemi geliştiriyormuşum oyunun başında, sadece arenada diyor. Bu da patronlarla savaşta ekstra ödül seçeneği veriyormuş. 5'e çıkarıyormuş. Güzel. Buradaki desteler falan içeriğini görebiliyor muyuz? Bakın görebiliyormuşuz nerede ne var. İhtiyacımız olana yönelebiliriz. Mesela en çok hangisi? 9500 var. Şurada. Ona bir bakalım. Şöyle şurada bakın mesela bir şişe var. Masallar şişesi gibi bir şey diyor. Ne zaman diyor bir saldırı kartı veya bir yetenek kartı atarsam diğer kartlarda veya relik için bir kart çekersin gibi bir şeyler diyor. Her neyse bu da tamam. Başka bir şey depoya bakalım. Burası baktık şimdi. Burada bakın başka bir şey var mı? Paketler, yükseltimler baktık. Kahramana gelelim, buna baktık. Görevlere baktık. Gerisi de tamam herhalde. Burayı da açınca şu bölge açıldı mı? Yok, bunu 1500'e biz açabiliyormuşuz. Şöyle girersem şu an kilitli. Diğerlerini de açabiliyorum da buranın %15'ini yapmışız. Burası böyle devam ediyor. Arkadaşlar, o zaman bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin. Şimdiden tüm desteğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.